Herkese selamlar dostlar. 28 ve 29 Mayıs iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Videonun sonunda ayın 29'una bir adetle sizlere idealden bir kombin önerisi yapacağım. 2-0-3'lük bir oranıyla var. 28'ine bir kombin önerisi yapmadım. 4 tane mücadelem var. UCL'nin maçı var zaten. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Raporlarla başlayalım. Roma maçının skorunu kazanan arkadaşımız Alaaddin Altınok isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden ulaşırsa kata Telegram gruplarına linkini verelim ve bir adet de skor yarışması yapalım hemen. Onu belirteyim sizlere. Skor yarışmamız tabii ki Liverpool'la Real Madrid maçının maç skoru olacak. Sizce maç skoru ne olur? Ben bu arada Liverpool tarafındayım. Real Madrid tecrübesiyle ne kadar iyi de olsa kazanabilir mi? Zaten bu maçın favorisi olmaz. Bunu da belirttim. Ama iddia 1.85 gibi orandan Liverpool'u favori göstermiş. Bence ben de Liverpool tarafındayım açıkçası. Anlatacağım birazdan zaten. Sizlerin maç skoru ne olur? Bir de maç hakkında genel düşüncelerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar dilerim. Bilen iki arkadaşımızı katıl telegram gruplarımıza ekleyelim. Yüksek misine ne yaptık? Raporu gelsin. Yüksek misli de dün Fenerbahçe Darüşşafaka maçı vardı. Bakın dedim ki Darüşşafaka bu maçta 19 sayı fark yemez dedim. Yemez dedim ki maçı kazandı. 4.50 de oranı vardı. Yüksek oran grubuna attım. Onu görenler olmuştur mutlaka katıl Telegram grubundakiler. Darüşşafaka o maçı kazandı bak. 20 sayı fark yemezini geçtim. Darüşşafaka maçı kazandı yani. İlk periyot çok kötü oynadı. İkinci periyot muazzam işler çıkardı. 44-41 içeriye önde girdi. Yüksek mislen devam. Mayıs ayının rekoru oluyor yani. Bunun en son rekorunu çıkaracağım sizlere. İnanılmaz bir rekor. Devam ediyoruz. Dün aynı şekilde kombinemiz de geldi. Kombinemiz neydi? Darüşşafaka maçını ben yine kombineye koydum. Güveniyordum. Bir de şey maçını koydum. Vitesse altmar maçı var. Bugün de anlatacağım. Kombineyi alacağım aynı şekilde. Alkman'ın atamayacağı iki golü değerlendirdim. 1.35 mantlarına bir oranı vardı. Maç da zaten 2-1 vitesle galibiyetiyle bitti. 1-1 veya 2-1 olması lazım. Ee, o şekilde altmar tek golle maçı bitirdi. O da işimize geldi. Zaten yazı olarak atıyorum ben bunları. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. İsterseniz maçlara başlayalım. İlk mücadelem... Strom Gons Set ile mücadelesi. Sizlerden ricam videoyu aynı şekilde artı 300 üzerinden like atarsanız sevinirim. Bu şekilde sizlere kombin önerileri, devam edeceğim. Şimdi Helix takımda golcü özellikle bu maçı almamın sebebi artık zaten alt başladı. Artık oraya takip ediyoruz. Oranın maçtan özetlerini izliyoruz. Dek geldikçe oraya izliyorum. Strom e baktığım zaman da kendi evinde ağırlıklı olarak ofans futbolunu sergilemiş bir takım. Ki maçlarındaki zaten girdikleri pozisyonlar, ceza sahası içindeki toplarla buluşmasını görebilirsiniz. Rakip dişli, golli bir maç olacak gibi bir beklentisi var bende. Fakat bu tür maçların karşılıklı gollerin oranı açmamışlar. Üçlü yapacağınız bir kombineye burada KG var önerebilirsiniz diyerekten de idealden direkt geçeyim isterseniz. Bu karşılaşmayı KG var alınabilecek bu maçın en ideal tercihidir. Hızlı geçtim. Liverpool'la Real Madrid mücadelesi. Şimdi Helik takım da muazzam işler çıkartaraktan buraya geldi. Şimdi Real Madrid biraz daha zorlu takımlar eledi. Chelsea, onun dışından Manchester City. Zaten muazzam işler çıkardı her iki maçta da. Chelsea maçında bir mucize, Manchester City maçında ayrı bir mucize. Ciddi anlamda futbol mucizesi dediğimiz şey tamamen City maçında gördük onları. Fakat Liverpool burada salar mı? Ya bilmiyorum yani ne türlü oynar? Bence bu maçın genel etkin olarak veya top oynama olarak genel baktığımız zaman da ağırlıklı olarak bence Liverpool'un ayağında geçecek diye düşündüğümden dolayı ben burada bir Liverpool tarafındayım. Ama tabii ki maçın ideali her iki takımın birbirine gol atması benim öne çıkardığım tercih. 1-45 gibi oran açmışlar ideal KG varına. Real Madrid hatta ben senaryo, senaryomu söyleyeyim sizlere. İlk yarı 1-0 Liverpool içeri yönde girer. Liverpool ilk yarı yönde kapattı mı? Ondan sonra ikinci yarı dakika 60'larda falan Real Madrid 1 kadar dakika 85. 82. bantlarında Liverpool 2-1 öne geçer. Maçta 2-1 Liverpool kazanır diye düşünüyorum. İdealden burada size KG var öneriyorum. En çok golün de anlattığım senaryoya göre ikinci yarı gelmesini bekliyorum. İlk yarıdan bir gol gelir. İkinci yarı maç biraz daha açılır. İki gol daha gelir. Toplamda üç gol de biter. Ve bu maçın tamamen benim skor görüşüme göre. Handikap sıfırda da Liverpool tarafını alıyorum. Burada Tek farklı bir Liverpool galibiyetini de 3-60 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Ben burada Liverpool tarafındayım. Geçtim. Akşam oynanacak yani bu gece oynanacak maç izleyenlere belirteyim. Bu gece oynanacak bu maç. Boston Miami mücadelesi. Geçen maçta değerlendirmiştik. Burada da aynı şekilde değerlendireceğim. Seride 3-2. Boston önde. Şimdi e, bu maçı verirse Miami tarafına. Maç uzayacak yani. Son maça kalacak. 7. maça kalacak ve Miami'nin sahasında olacak. O yüzden ben Boston'ın burada seriyi bitirmesini beklediğimden dolayı ev sahibinin direkt galibiyetine gideceğim. Galibiyetine giderken de 5 farklı Boston galibiyeti bekleyeceğim. Çünkü Miami tarafında sakat isimler fazla. Butler de sakat mesela. Sakat sakat oynuyor mesela. Çok fazla hatta son iki maçta çok fazla bir verim gösteremedi. Bu maçta reaksiyon olacaktır fakat Boston Celtics bu maçı kazanacaktır. Kazanırken de ben 5 sayı fark atmasını bekliyorum arkadaşlar. Son maçım Darüşşafaka Fenerbahçe mücadelesi. Yüksek mislisini yaptığım bir karşılaşma. Bunun oranı daha henüz belli değil. Yarın gün içinde açacaklar. Fakat ben şunu söyleyeyim sizlere. En yüksek handikaptan Darüşşafak tarafına gidin. Yine 15-16 falan açılırsa kesinlikle oynanması gerekir. 6-7'de biraz sıkıntı olur. 8 falan açılırsa sıkıntı olur. Ama yine son maçta mesela 18.5 açtılar. Bu maçta da öyle bir şey açarsa Darüşşafak'ın kendi evinde ben çok fazla sayı yemesini beklemiyorum. Yani yenilse bile ki son maçta yendi. Ki bu maçta da onun özgüveniyle birlikte oynayacaktır. Doğuş Özdemir, Bot, onun dışında Olaseni gibi isimlerle birlikte Darüşşafak'a da etkili olmak isteyecektir. Burada Handikap'ı Darüşşafak tarafına alın derim ben sizlere. 28'in maçları bu şekildeydi. Dilerseniz 29'una geçelim. 29'una ben sizlere bir kombin önerisi yaptım. 5 tane mücadelem var. Bandırma, Vitesse, İstanbul... Bodo maçı ve Sentetiyen mücadelesi. Sentetiyen maçını da son maçta 2.5 altını hatta maç sonu 0'ını değerlendirmiştik. Güzel bir şekilde kazandırdı. Mesajlarınızdan dolayı da teşekkürler. Instagram'dan yazan oluyor. Bandırma ile devam edelim. Bandırma spor mücadelesinde ben geçen videoda bahsetmiştim. Eyüp Spor'u 4.5 altına bir. Sizlere ideal bir öneri yapmadım. 2.37'den önerdim sizlere direkt Eyüp 4.5 altında galibiyetini. Burada da şöyle bir önerim olacak sizlere. Bandırma yeri geldiği için risk almak isteyecektir burada. Zaten Eyüp Gaston Rodriguez'i var. Olcan Çağlayan, Umut Bulut. Umut Bulut'la Olcan Çağlayan son maçta sonradan girdi mesela. Ciddi anlamda hem TFF 1. Lig'in en pahalı kadrosu var. İbrahim Üzülmez zaten yeni geldi. 3 maç oynadı. Bir tanesi bandırma ile playoff mücadelesi. Onu da kazandı. Ben burada önerim sizlere. Her iki takımın bandırmanın yeri geldiği zaman alacağı risklerden dolayı KG vara bir 47 gibi orandan idealden önerebilirim sizlere. Ayrıca maçın ben 0 bitmesini bekliyorum. 2.95'te bunun oranı var. 0 bitip Eyüp bir sonraki tura yükselmesini İstanbul Eyüp o Erzurum maçının kazanan tur atlayanıyla oynamasını bekliyorum. KG var ideal. Maç sonu 0'da 2.95'ten riskli tercihtir. Diğer mücadelem Alkmaar'la vitesse mücadelesi. Deplasman 1.5 altına aldığım Alkmaar bu benim son maçta. İdeal kombineme koymuştum. Burada da direkt sizlere taraf tercihini önereceğim Alkmaar tarafının. Direkt maç sonu 1 galibiyetini önereceğim. Son maçta yenilse bile 2-1 mağlup oldu. Yenilse bile yani oyunun ağırlıklı olarak etkin olan tarafı Alkmaar tarafıydı. Burada 1.41 gibi de bir oran açmışlar. Alkmaar'ı ben yine aynı şekilde kaybedeceğini düşünmüyorum zaten. Yine tek farklı bir galibiyet alıp uzay edebilir veya iki veya üç farklı galibiyetlere de gidebilir. O yüzden direkt ben sizlere burada Altman'ın galibiyetini Mansur'u bir olarak öneriyorum. Kombineme de ekliyorum. Bir diğer maçım İstanbul Erzurum maçı. Son maç 4-2 bitti. Maç bir yerde koptu yani ikinci yarı koptu. İnanılmaz işler çıktı. Burada şöyle bir mevzu olacaktır. Erzurum basmak isteyecektir ki Erzurum Dadaşlar son maçta tribünü inanılmaz doldurdu. İnanılmaz bir destek vardı. Ben hatta Erzurum tarafına gittim. Bayis olarak da sonu bire bile önerdim ben o maçta. Hatta dedim 4.5 altında 1 alalım dedim. Ee, videoda anlatmıştım sanırım. Pardon KG varını önermiştim. 4.5 altında 1'i de önermiştim aynı şekilde. Yüksek oranıyla birlikte. Ben burada yine KG olmasını bekliyorum. Erzurum'un alacağı riskler İstanbul'un teknik oyuncuları Roka, Etemi gibi isimlerle birlikte. Erzurum kalesinde gol bulmasını da bekliyorum. Keza İbrahim Yılmaz isimli forvet oyuncusu da geçen sezona göre biraz daha iyi bu sezon. Bakalım çıkar mı çıkmaz mı ama avantaj İstanbul'da Erzurum risk almak isteyecektir burada. Bakalım ne olur. Maçın bence ideal KG var olur. En çok gol de geçen maç gibi. Çünkü maçın belirli bir yerden sonra ipi ipin ucu kaçıyor. Yani sürekli pozisyonlar orta sahalar çabuk geçiliyor. En çok gol ikinci yarıda değerlendirilebilir yüksek oranıyla birlikte. Molde ile Bodo mücadelesi. Dediğim gibi bu tür maçlara KGS'ine çok fazla oran açılmıyor. Bu maçların önerisini yani üçlü kombine yaparsanız değerlendirin ama riske atılır mı bilmiyorum. Ben burada şöyle bir öneri yapacağım burada. Ya KG var olur. Bunu zaten söylememe gerek yok. Sizler de alabilirsiniz burada KG varı. Fakat son dönemlerde sendeleyen biraz Bodo var. Son maçta da mesela 2-2 kaldı. Gol atacağım diye çok baskı kuruyor. Fakat kalesinde pozisyonlar veriyor. Burada baskıyı kuran taraf bence ağırlıklı olarak %55'e 45 olur. Molde tarafı biraz daha baskın olur. Bu maçta da benim beklentim. KG var zaten idealidir. Bir 2-1'lik skor bekliyorum Molde tarafına. 1.95'te oranı var Molde galibiyetinin. Değerlendirecekler bu yüksek oran ile birlikte bir Molde galibiyeti de değerlendirme altına alabilir diye geçeyim. Ve son maçım Sentetien maçı. Burada da ben direkt taraf tercihine gittim. Taraf tercihini yaparken de tek farklı bir galibiyetine gidelim diyerekten de ben burada Sentetien'in maçı zaten 1-1 Ne dedim ben sizlere son maçta? Sentetien burada en az hasarla çıkmak isteyecektir. Bir maç sonu beraberlik bekliyorum. Bu beraberliği alırken de oyun tutacaktır. Yani idealden de önerdim? 1.58 58 ile birlikte 2.5 altın önermiştim sizlere. Yine alt biter mi bilmiyorum ama Sentetien'in burada yeri geldiği zaman baskıyı kurup e, kalesinde pozisyonuna girmesini bekliyorum. Maç sonu 1'in oranı 1.82. Tek farklı galibiyeti de 3.40 gibi orandan değerlendirmeye değer diyerekten de geçtim. Ve sizlere bir adet kombin önerisi yaptım. Kombin önerisi de ekrana gelsin arkadaşlar. Kombin şu şekilde olacak. altmar maçına maç sonu 1 aldım. İkinci ayağı maçın Vitesse'ye karşı galip gelmesini bekliyorum Altmar takımının. Direkt maç sonu 1'i 1, i 1 i 41 gibi orandan aldım. İstanbul Erzurum maçına da ben maçın hareketli geçmesini beklediğimden dolayı KG var tercihini aldım. Maçın ipi bir yerde kopacaktır. Aynı şekilde idealden önerim bu yönde sizlere kombineyi değerlendirmek isteyen arkadaşlarım değerlendirebilir. 29'un kombinesidir bu. 28'in kombinesinde katıl grubunda bir kombine çıkartırız. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz de abone olup. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye.